Merhabalar değerli öğretmenlerim, sevgili öğrencilerim, kıymetli velilerimiz, bizi izleyen herkese merhabalar. Yine bir ukulele dersinde sizlerle hep birlikteyiz. Bugün öğreneceğimiz şeyler akorlar. Daha önce öğrendiğimiz akorların üstüne yeni akorları ekleyeceğiz ve yeni ritimler ekleyeceğiz. Böylelikle bu derste öğrendiğiniz ritim ve akorları kullanarak belki de yüzlerce türkü, şarkı, okul şarkısı ve benzeri şarkılar, marşlar vesaire her şeyi çalabileceksiniz diye düşünüyorum. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim, hızlı bir şekilde dersimize geçelim. Öncelikle geçen haftalarda öğrendiğimiz akorları çok hızlı bir şekilde geçelim. İlk öğrendiğimiz akorumuz Do majördü. Bu şekilde çalıyoruz Do majörü. Sonra F akoru yani Fa majör akoru öğrendik. Sonra G akoru yani Sol majör akoru öğrendik. Şimdi sol majör akorunun bugün sol minörünü öğreneceğiz. Yani akorlar majör ve minör diye temel olarak ikiye ayrılır. Sol majörü öğrendik. Şimdi de sol minörünü öğreneceğiz. Şimdi bastığımız yer şu andaki sol majör. Buradan şu bir numaralı parmağı birinci perdesine koyuyorum. 2 numaralı parmağı 3. telin 2. perdesine ve 3 numaralı parmağı 2. telin 3. perdesine koyuyorum. Bunun adı sol minör. Bakın minör yumuşak duyulur, romantik duyulur. Majör daha coşkulu duyulur, neşeli duyulur. Bu majör, bu da minör. Peki sol minör böyle. Şimdi gelelim başka bir akora. La majör akorunu öğreneceğiz. La majör akoru şöyle şu şekilde. Öncelikle şuraya üçüncü telin birinci perdesine basıyorum. Sonra iki numaralı parmağımı da ikinci perdenin en üst teline basıyorum. Şu şekilde küçük bir merdiven oluşturuyoruz. Bu La majör. Yani büyük A. Eğer bir akorun yanına küçük M gelmemişse bu majördür. Ama sol majörde olduğu gibi mesela G ise sol majör. G'nin yanına küçük M harfi gelirse buna sol minör denir. Şimdi A burası. Yani A La majör. A'nın yanına küçük M gelirse bu da La minör. La minör de şöyle. Çok basit akorlardan bir tanesi. Şu anda La'yı bastım ya. Buradaki bir numaralı parmağı kaldırıyorum. Sadece iki numaralı parmak. Nerede? Dördüncü telin dördüncü telin ikinci perdesinde. En üstte yani şu. En kolay akorlardan bir tanesidir. Bunun adı da La minör akorudur. Peki bir de hazır La akorundan bahsetmişken La'nın yedilisi var bir de ondan bahsedelim. La'nın yedilisi de şöyle. Sadece bu sefer buradaki üçüncü telin birinci perdesindeki perdeye basıyoruz. Bunun adı da A7. Bu. Bu da bazı şarkılarımızda karşımıza çıkacak. O halde A üzerinde 3 tane akor olduğunu söyledik. Bir daha yapalım bunu. Öncelikle şuraya bu A. Bir numaralı parmağı kaldırdım. Bunun adı La minör. Yani A küçük M. Bunu tekrar koyup bu sefer bu parmağı kaldırdım. Bunun adı A7. Majör. La majör 7 diye geçiyor. Peki bunu da A akorlarını da öğrendik. Şimdi geldik. D akoru öğrenelim. D. Yani D neydi? Re. D tek başına yazılırsa D Re majör diye geçer. Re majör nasıl? Bakın şurada bir numaralı parmak ikinci perdenin en üst teline basıyor. Buraya. Hangi perdedeyiz? İkinci perdedeyiz. En üst teldeyiz. İki numaralı parmak bu sefer alttan üçüncü tele basıyor. Aynı perdenin içinde ama dikkat edeceğimiz şey bu. Bakın aynı perde içinde. Üçüncü parmakta bu sefer alttan ikinci telin üstüne basıyor. Yani burada üç tane tel
3 tane, parmak 3 TL ama aynı perde içinde olmak üzere. Üçü de aynı perde içine sıkışmış durumda. Yani öncelikle 1 numaralı parmak en üst TL. İkinci perdede yine 2 numaralı parmak buraya, 3 numaralı parmak da buraya. En alttaki tel boş, oraya basmıyoruz ve dokunmuyor parmağımız. Bunun adı re majör. Şimdi geldik re majör akorunun minörü nasıl oluyor ona bakalım. D'nin yanına küçük M harfi geldiği zaman D re minör adını alıyor. Re minör nasıl basılıyor? En çok kullandığımız akorlardan bir tanesi olacak yine. Şimdi re minörü şöyle basıyoruz. Alttan ikinci telin, birinci perdenin alttan ikinci telini öncelikle bir numaralı parmak basıyor. Sonra iki numaralı parmak ikinci perdenin en üst teline basıyor buraya. Sonrasında 3 numaralı parmak da alttan 3. telin ikinci perdesine basıyor. Yani bu sefer ikinci perdede ne var? 2 tane parmağımız var. Bu şekilde çaldığımda en alt tel boş, sıfır yani. Bu da re minör. Bir daha göstereyim. Şu alttan ikinci telin birinci perdenin ikinci telinde, sonra ikinci perdenin en üst teline 2 numaralı parmak ve bunun ikinci perdenin 3. teline 3 numaralı parmak geliyor. Yani her tel, her parmak 1 TL basıyor. En alttaki boş olmak üzere. Bunun adı re minör akoru. Evet, bugünlük öğreneceğimiz akorlar bunlar. Bu kadar yeterli. Bunlara geçişlerine yavaş yavaş çalışacağız. Öncelikle ilk hareketi genellikle 1 numara yapar. Sonra 2-3 sırayla yapar. Mesela şöyle 1 numara, 2 numara, işte la minör, do majör gibi. Bunlar böyle tek tek çalışmakta fayda var. Sizlerle birlikte burada çalışmak çok güzel. Kendinize iyi bakın. Bugünlük dersimizi burada bitirelim. Size zor bir ders oldu bu. Ama inanın bunu güzelce kavradıktan sonra ilerleyen derslerde çok çok kolay şarkılar önümüze gelecek. Hepsini çalıp geçeceğiz. Sağlıcakla kalın, sevgilerle kalın, müzikle kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.